Peki evet. Şimdi Ajda Pekkan biliyorsun uzunca bir süredir bir beyefendiyle birlikte, beraber. Bülent Çavuşoğlu ile birlikte ve ona özel bir şarkı yapılmasını istemiş. Bak. Ismarlama şarkı diye görmüş gazete. Bülent Bey'e. Evet, Bülent Bey'e. Vay be. Büyük ne demek? Bir aşk. Bir tek ay. Bak şarkının sözlerine bak. Evet. Okuyabiliyor musun? Ben mi döneyim okuyayım? Sen o güzel sesinle. Çünkü. Bir de meyan yapsan. Şarkı söyle. Ben nasıl okuyayım? Bir evet. Uzun yoldan geldim ben sana. Ama ben böyle okuyamam ya. Ha, ben sen okuyayım. Oku, bir uzun yoldan geldim ben sana. Kerem olsa bizim Alıcık yalandan bile böyle yapıyor. Homur homur homur. Kerem. Kerem Alıcık nerelerde? Çeşme'de. Hayır yani. Kasketini de takmış takılıyor. Çeşme'de diyor. Biz benim dönemimde o gezdiğimiz zaman eskiden futbolda Yugoslav antrenörler vardı. He. O Yugoslav antrenörler yarı Türkçe yarı böyle o dillerince konuştuklarında Türkçe şey olurdu tercüman. Hı. Kerem tercümanıyla gezerdi. Biz 10 yıl tercümanı. Ne dediğim hiç belli değildir. Adam şair oldu sonra şiir mihir okudu. Dur, çok güzel okuyor ama. Tabii aa, o evet, var ya. Böyle bir ruha falan onun gidiyor. Var ya yarısı da yerin altında sen bana sor. Bir uzun yoldan geldim ben sana hep düşe kalka küyüdüm tahta. Ne bu ya? Ne tahta? Küyüdüm tahta. Bunu edebiyat küyüdüm ne ya? Ben küyüdüm ben bilmiyorum. Ne demek arkadaşlar küyüdüm? Cahili bir adam. Ortaki terkim ben küyüdüm diye bir tabirim var? Var mı? Bakalım küyüdüm. Rejit de bilmiyor. Yakaladım onu. Yok, dur öyle olalım. Tamam. Küyüdüm tamam. Tatta. Tatta bak tahta matta hatta değil. Tatta. Hayat bu malım zor bir hikaye. Hiç pes etmedim yürüdüm aşka. Senden önce yok sona geleyim size abi. Duyuyorum. Çok uzun hani izleyici sıkılmasın. Yıllar sonra hayat güldü yeniden doğdum. Bitti gözyaşlarım ben aşkı buldum. Sen hep yanımda kal her şeyi boş ver. Bize şu dünyada bir tek aşk yeter. Vay. Alkış. Alkışlasanız stüdyodaki arkadaşlarımız neredesiniz? Şimdi canım. Bunu yazdırtmış mı? Bak eski dilde düldül demekmiş. Düldül mü? Büyüdüm mü? Büyüdüm demek. Ben de düldüm. Bir şey söyleyeceğim düldül olduğunu düşünsene orada. Hayır, o, ya böyle benden ne düldül ne diyorum? Büyüdüm demekmiş. He. Hep düşe kalka küyüdüm. Niye büyüdüm değil de. Değil de küyüdüm. Sözleri kime aitti hemen tatta ne? Sizlerle. Tatta? Tahta gibi. Tat. Tat. He, tat almak. Neyse şunu düşün. Bir beynimiz tek aşk kitlendi. Yeter bize diyor bak. Büyük bir aşk. Bir tek kimler yazmış söylüyorum sana. Günay Çoban ve Bülent Özdemir yazmış. Bülent arkadaşımdır benim. Çok ya. Komik adamdır. Tabii, selam. Arayalım soralım bu ne demekti. Ya o Bülent ama var ya. Ama belli ki hisli. Ajda Pekkan'ın sesiyle Bülent. Birleşince nasıl bir şarkı olur bu? Bülent'te büyük bombaları var Bülent'in bende. Bülent neyse o anlamıştır ona Bülent söylüyor. Neyse şeye muhabbete gelelim. Ajda Hanım'ın ben bildim bileli hiç birine böyle özel şarkı sipariş verecek kadar duygularını değil mi böyle ilişkilerine mukabil hiç paylaştığını görmedim. Demek ki yani müthiş mutlu. O Bülent Bey'le de alakalı. Bülent Bey miydi? Evet evet Bülent Bey. O da çok Bülent enteresan. Çavuşoğlu. Yani onun hikayesi kronolojisi çok ilginç. Ya bir de demek ki duygularını aktarıyorsun. Sonra onlar bunu kağıda döküyorlar. Yok bu yok o mevzu başı. Değil. Hangisi? Onun kronolojisi şey o beyefendi birlikte evliydi. Ha, tamam tamam evet şimdi. Tabii. Çok enteresan. Gayet de mutlu gözüküyorlar. Duygularını artık böyle şair, şiir, söz yazdırma boyutunda paylaştıklarına göre birbirleriyle. Çünkü bu tip ilişkiler çok zordur biliyorsun. Şimdi Ajda Hanım'ın öncelikli olarak geçenlerde yine bizim magazinde bana denk geldi. İzledim. İşine aşık bir hanım. Bunun da çok ciddi bedellerini ödemiş. Hem ilişkisel anlamda. En net anlaşılabilir olanı da neydi? Geçen senenin ortalarında çıktı. Çok açık yüreklilikle dedi ki pişmanım. Anne olamadığım için. Ve bunu da dedi işimden mütevellit olmadım dedi. Şimdi bu kadar işine bir plana koymuş bir hanımın. Onunla ilişki yaşamak çok zordur. Çünkü hep önceli işi, konseri, işte kılığı, kıyafeti, dekoru, koreografisi falan filan. Demek ki onu iyi anlayan ve tolere eden bir beyefendi bu da. Bir sanatçıyla birlikte olmak çok, çok zor. Ego var. Yani bugün bilindik, popüler, kalıcı olmuş, kabul ettirmiş her hangi sanatçı olursa olsun ego var. Az var, çok var. Öyle, böyle. Çünkü niye? Şeyi taşımak çok zor Nur Turba. Hani sokağa çıktın, fotoğraf çektirilmesi, sana ilgi alaka gösterilmesi, sürekli ekranda olmak. Mesela ben arkadaşlarımla böyle konuşuyorum. Çok atan tutan insanlar vardır. Ya, o ne var? O ne ki? Bu ne ki? Koy şuraya. Böyle durur bak. Kazık evet. Yutmuş gibi. Kamera o kadar zordur yani. Şimdi kameraların karşısında alışkanlığının olması, etmesi falan filan. Hani şimdi sen bak kulaklıktan sen de reji şey diyor. Akışı söylüyor. Hmm.
bir taraftan işte RTÜK bilmem ne mekanizmaları var. Oralara hasar vermeyici konuşma yapman lazım. Bir taraftan beni idare edeceksin. Bir taraftan ışık. Benim için de öyle geçerli yani. Aynen. Şimdi bu kadar beynini idman yaptıran bir insanı ben seni şimdi işsiz bırakayım. Bu zekanı nereye bırak kullanacaksın? Ya kocana takacaksın. Aynen ya, öyle. Öyledir işte.